Merhaba sevgili dostlar. Meteor Nevis Oğuz Keser kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi M5 metrosu Viaport Yaman Evler arasındaki 3 boyutlu gezi turu metro hattı olacak. Viaport istasyonu aç kapıdır. Aktarmalı yüksek hızlı tren hattı M10 metrosu ve hızlı yüksek hızlı tren metro hattına gelmek mümkün olduğu bir istasyondur. Viaport istasyonları metrosuna aç kapa sistemidir. Altına geçtim olan yüksek hızlı tren istasyonudur. Yüksek hızlı tren istasyonu Gebze, Halkalı, İstanbul'da yapılmış olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne uğrayacak bir projedir. Bu gördüğünüz hat. Yanımda gördüğünüz an M5 metrosu Üsküdar kadar gidecek olan metro hattıdır. Gördüğünüz gibi. M10 metrosu da yanındadır. Bunlar proje aşamasında olan istasyonlar. Sevgili dostlar. Bittiğinde. Ray M34 gördüğünüz gibi. Bu proje böyle ilerlenmiştir Kurtköy Viaport'ta dostlarım. Şimdiki metro istasyonumuza gidelim. Makas attı. Fuar alanına ulaşım mümkündür. Fuar alan istasyonunda aç kapa derme tünel şeklinde tasarlanmıştır. Gördüğünüz gibi metro istasyonu bu. Derme tünel sisteminde anlandırmalar, çıkışlar mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Şimdiki istasyonumuzda Akşemsettin'e doğru gidiyoruz. Akşemsettin istasyonu aç kapa derme tünelli bir metro istasyonudur. Bu istasyon Petrol Yolu Caddesi'ne yakınından geçecektir. Gördüğünüz gibi. İçinde asansör bulunması da mümkündür. Bir dakika sevgili dostlarım. Gördüğünüz üzere Akşemsettin istasyonu. Gördüğünüz istasyon Gölet. Gölet istasyonunda proje aşamasında olan Gölet Aydos Teriferik metro istasyonuna aktarma yapılabilir. İlk önce Gölet metro istasyonu aç kapa derme tünelli bir sistemdir. Bu metro 3. etapın son etabıdır. Yani 5. etabı göstermiş olduğum etaptır. Gölet teleferik. Aydos teleferik.
Bu istasyonun yanına Gölet Parkı da İstanbul şehir sınırına ulaşım uygundur. Ve Çekmeköy Sultanbeyli tabuna geçtik. Yaban şirket ise Doğuş, Özaltın, Yapı Merkezi, Gerçek Hayatta metro inşaatını yapıyor. Bu da 3 boyut dominasyonu şu an gördüğü sevgili dostlar Sultanbeyli'nin. Bunun altında 04 otoyolu yanına Sultanbeyli istasyonu, ilerlediğiniz zaman Sultanbeyli Belediyesi, Kaymakamlık ve binasından bir gün olacak şekildedir. Sultanbeyli istasyonu. Gördüğünüz gibi. Ne işiz Sultanbeyli? Makas attı. Diğer bir şaftı. Hasanbaşı istasyonu aç kapa demir tünelli sistemdir. Onun yanında Atlas Park AVM ulaşım mümkündür. İstasyonun üst görünümü. Bu istasyonlarda aydınlatma sistemi de planlanmıştır. Üç tane çıkışta bulunmaktadır metro istasyonunda. Veysel Kanal İstasyonu'nda Hızray iptal edilen Sabiha Gökçen Havalimanı Altunzade metro hattı yanından geçmekteydi. Şimdi onun yerine Hızray metrosu almıştır. M5'te Veysel Kanal İstasyonu'nda 2 çıkış, Sabiha Gökçen Altunzade metrosunda 1 çıkış ve Yüksek Hızlı Tren metrosunda hiç çıkış bulunmamaktadır. Bağlantı şeklindedir. Veysel Kanal İstasyonu'nda M5 Sabiha Gökçen Havalimanı Altunzade metro hattı demir tünel sisteminde yapılmıştır. Ve makası da bulunmaktadır Altunzade Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makas attı. Makas attı. Bunun yanındaki de yüksek hızlı tren metro hattıdır. Onu da göstereyim dostlarım. Gördüğünüz gibi metro hattımızın son durum şeklinde 3 boyutlu halde yapılmış hali görüyorsunuz dostlarım. Ve uzaktan bakalım istasyonlara.
Gördüğünüz gibi metro hattı istasyonlarının büyüklükçe Samandıra doğru yavaştan geliyoruz. 04 otoyolu yanından geçmiş olduk sevgili dostlar. Bunun yanında iptal edilen Samandıra Kartal Avaray hattı ve bunun yanında Samandıra metro istasyonu olacaktı. Avaray hattı. Şu anki durumda Osman Gazi Caddesi'ne geçen bu metro hattılardan biridir. Paralel şeklinde geçmektedir. Derme tünellidir. 3 çıkışı bulmaktadır. Gördüğünüz gibi paralel şekilde geçen bir metro istasyonudur. Sevgili dostlar, özür dilerim, yaptığım yeri unutmuşum. Bunu da yapayım. Samandıra istasyonu, Osman Gazi Caddesi ve iki cadde paralel şekilde geldiği için metro istasyonu paralel şekilde açık hava şeklinde olacaktır. TNB makineleri Sancaktepe istasyonuna başlayıp Sultanbeyli istasyonuna bir türlü başlayamadılar. İlerleyen günlerde başlayacaktır. Şu anki TNB Samandıra Şehir Hastanesi doğru yöne doğru çıkmıştır ve altına ders alışı şekilde geçilmiştir. Şehir Hastane istasyonunda otobak içinde, makas içinde bulunması mümkündür bu metro istasyonunda. Gördüğünüz gibi. Bu kısım metro istasyonu. Buradan sonra M13 metrosuna bağlantı makaslara başlıyor. Sarıgazi'ye doğru. Bu istasyonda çok değişim olduğu için, bu benim tasarım olduğu için affımı bağışlayın sevgili dostlar. İlk önce binanın üstü, sonra M13, sonra M5 kısmını göstereceğim.
Şimdi hem ön kısmı altından. Gördüğünüz gibi. İçinden geçiyor. M5 metrosunu da göstereyim sevgili dostlarım. Yerin 44 metre derinlikli olan bir metro istasyonudur. M5. Evet, gördüğünüz gibi M5 metrosunda derinlik oldukça yoğunluktur. M13 metrosunda ise yolu paralel şeklinde gördüğünüz gibi birleşmektedir sevgili dostlar. Makas kısmını ala gösteriyorum M13'ten de. Daha sonra bir aya yakın bu metro hattını bu bölüm içinde göstermeye çalışacağım. Bunun devamını. Gördüğünüz gibi makas hattı, bağlantı tünelleri hepsi mevcuttur. O zaman bir dakika beklerseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi M13 metrosundaki hata yeri düzeltmiş oldum sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bu metro hattı Sarıkazi istasyona aktarma bina içinden yapılabilecektir. Bağlantı makası. Bağlantı yerleri. Meclis istasyonunda 2 çıkış, 3 asansör bulunmaktadır. İstasyonun konumu Sarıkazi İlk Öğretim Okulu 7. Sokak Çamsan Park 2 AVM bulunması mümkündür. Ve Terme Tüneli istasyonudur. Gördüğünüz gibi. Diğermiş hafta buradan makineler çıkacaktır. 3. etap metrosu bitip 2. etabı yapan şirket Doğuş İnşaat olmuştur. Çekmeköy istasyonu. Aç kapa, minik var kısmı terme tüneldir. Çekmeköy istasyonu 2 çıkış 4 asansör bulunmaktadır. İstasyonlarda yanında otobak bulunması da mümkündür. Bir dahaki sevgili dostlarım.
gördüğünüz gibi metro istasyonu ve yanı iki tane otoparkta giriş çıkışı bulması mümkündür. Bunun yanında Çekmeköy madenlerine ve çıkışı mümkündür. Ve D20 karayolu yanına geçmesi de mümkündür. Ağolu kodları, makas şaftı, makas attı. Necip Fazıl istasyonu, açık hava istasyonudur. 3 çıkış bulunmaktadır. 2 asansör de mevcuttur. Bu bağlantı Metrokar'dan AVM'ye bağlantı yapılmaktadır. Makas grupları depo sahasına bağlantı yapılmaktadır. Dudullu istasyonu, Dudullu Bostancı metro altında ve 3 tane çıkış bulunmaktadır sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi. Bu istasyonu asansör yapmayı unutmuşuz. Afyonu da açtayım. Bir dakika dostlarım. Dalkanıklı asansör yapmayı unutmuşum. Afyon başlayın. Başka yer asansör olmamış alttan. Yaptık sevgili dostlar. Teknik hatalarım. Afyon başlayın. Tamamdır sevgili dostlar, düzeltmiş oldum. Dudullu istasyonunda gördüğünüz gibi metro istasyonudur. Yanında otoparkı bulunmaktadır. En alt kat platformda M8 metro istasyonu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Delme tünelli bir istasyondur. Yanında en alt katta açık havadır. Asansör öyle olmadı sevgili dostlar. Asansör düzelteyim. Eski gerçek proje uygun haline getireyim. Benim de kafam karıştı sevgili dostlar. Affımı bağışlayın. Şimdi ne oldu sevgili dostlar? Hadi ilerleyelim.
makas kurbanı gördüğünüz gibi arkadaşlar, trenler paralel şekilde bu istasyona geçmeye başlamaktadır. Değişim olmuştur. İmatip istasyonunun yanında Ümraniye Anadolu İmatip Lisesi'ne ulaşım mümkündür. Çayırı'na, Adem Yavuz Mahallesi'ne ve Özlü Caddesi'ne ulaşım mümkün olacak bir yerdir. Bir asansör iki çıkış bulmaktadır. İstasyonun ana binası tamamı aç kapı, geri kalan kısmı ise delme tünel sistemindedir. İstasyon boyutlarına göre değişmektedir arkadaşlar. İmatip Lisesi, İmatip Psikol. Aldışehir istasyonuna paralel bir çapraz makas geçmektedir. Ümraniye Hız Müdürlüğü'ne aktarmak mümkündür bu metro istasyonunda. Doğan Evler Caddesi'ne, Natoyolu Caddesi'ne, Petrolyolu Caddesi'ne ve Iktalıkuyu Meydanı'na ulaşım mümkündür. Bu istasyon delme tünel, 2 çıkış, 2 asansör bulunmaktadır. Iktalıkuyu istasyonunda 2 çıkış, 1 asansör bulunmaktadır. Asıl isimleri Iktalıkuyu olan Altınşehir Iktalıkuyu olması gerekiyordu. Buradaki istasyon ise Tepe Üstü olması gerekiyordu. Bir türlü anlamış değilim sevgili dostlar. Bu istasyonda 5 tane bağlantı türevi var. Acayip tek istasyonlar biri olmuştur M5'in. Gördüğünüz gibi. Kuyu istasyonu. Deme mekabüs ya da metrobüs yapılsaydı Çakmak istasyonu, metrobüs istasyonu böyle olacaktı Dem'de. Ama maalesef ki proje yapılamayacağı için bu size göstermek amacıyla yapılsaydı ne olur diye gösterdiğim bir projedir. Burası Alemdar Caddesi'ye bağlayan yoldaki yolcular buradan aşağı inecekti. Buradan tek daha aşağı ineceklerdi. Altından sıvı iki karayolu geçecekti. Ve metroya giden bir yolcu bağlantı tünelde gidecekti. Böyle şekilde. Çakmak. Buradaki yer bölgede ise diren kazılan bölgedir. Depo sahasıdır. Pardon çok özür dilerim. Trenlerin indirme yeridir. Burası da avandı başı hafta. Çakmak istasyonu 2 çıkış ve 2 asansör bulunmaktadır. Çakmak Oto Sanayisi'ne, Çakmak İSKİ'ye ve Çakmak'taki vergi daireye ulaşım mümkündür. Gördüğünüz metro istasyonu bu sevgili dostlar. Gördüğünüz M5'teki Çakmak istasyonu yanında çok dağılma yerde Oto Sanayisi geçiyor yanında. Makas grubu.
Yamabile İstasyonu ilk etabım Minecraft'taki istasyondur. Daha sonraki aylarda yan evlerden Üsküdar'a kesintisiz şekilde göstereceğim size dostlarım. Yamabile İstasyonu iki çıkış bir asansör bulunmaktadır. Ve iptal edilen avara istasyonu mümkündür. Gördüğünüz üzere avara istasyonu göstereyim dostlarım. Ulaşmak istemiyorum tabi ama. Avray istasyonu Ümraniye Hastanesi Gozya'da iptal olmasaydı Alemdar Caddesi'nden böyle şekilde geçecekti. Yani Canbark AVM'nin önünden geçecekti. Alkun Ardaş'ın sokağına inip öyle ne Ümraniye Sivri Hastanesi'ne bir gün olacak şekilde planlanacaktı. Ama bu proje rafı kaldırıldığı için size göstermek amacıyla yapılmıştır bu istasyon. İptal olmasaydı ne olur diye sorabilirsiniz diye. Ve tekrar geri şekilde gidelim bakalım. Çakmak istasyonu iki çıkış bulunmaktadır. Altında ise Denme Tünel istasyonudur. Gördüğünüz gibi yerine planlanan ya da iptal olan metrobüsle aktarma yapılacaktır. Denme Tünel'dir. Aktamakuyu istasyonunda iki çıkış ve bir asansör bulunmaktadır. Derse alışık şekilde Denme Tünel istasyonu farklıdır. Altınşehir İstasyonu en alt Denme Tünel 2 asansör 2 çıkış bulunmaktadır ve bir kısmı istasyonun paralel şekilde geçmektedir. O yüzden Natayol Caddesi geçtiği için petrol yolu geçtiği için böyle olmuştur. Ve gördüğünüz gibi çapraz bir makas hattında mevcuttur. Evet, gördüğünüz gibi istasyonda İmam Hatip Lisesi bir ders alışık şekilde örneğin Masko istasyonunda ve örneğin Çarşı istasyonunda bu şekilde yapılmıştır. Masko istasyonunda ise olduğu gibi dışa değil içe doğru şekilde inecektir merdivenleri. Ve M9'daki istasyonu açıklamış oldum dostlarım. Bu M5'teki istasyon böyledir. Ters alışık iki çıkış ve bir asansör bulunmaktadır. İmam Hatip'te. Dolu istasyonunda 3 çıkış, 2 asansör bulunmaktadır.
Debo sahası bağlantısı. Doğuş İnşaat'ın yaptığı kısımdan az sonra çıkıp Doğuş İnşaat Özaltı'nın yapı merkezine geçeceğiz. Necip Bazı İstasyon, aç kapı istasyonudur. 3 çıkış bulunmaktadır ve 2 asansör mevcuttur. D20 karayolundan geçip şimdi Çekmeköy istasyonu 2 çıkış 4 asansör mevcuttur ve 2 tane yanında otopark da mevcut olmuştur. Şu anki otoparklar bir türlü bir bilgimiz yok ne alemde olduğunu. Ve Doğuş İnşaatı etabı bitip Özaltı'nın yapı merkezi Doğuş İnşaat kısmına geçiyoruz. Meşil istasyonu Dembe Tünel'dir ve 3 çıkış 2 çıkış bulunmaktadır. 3 tane de asansör mevcuttur. 4 tane yanlış söyledim. M13 metrosuna bağlantı noktaları başlıyor. Makas grubu. İstasyon paralel şekilde geçtiği için bu vizyon kaç kez değişse de ben eski yeni kendi vizyonuma göre yapmışımdır bu metro istasyonu. Sizin kararınızı düşüncenizi beklerim arkadaşlar. Bu istasyon en derin istasyonlarda biridir M5'in. Sarıgaz istasyonunda 2 çıkış ve 3 asansör bulunmaktadır. Şehir hastanesinde 2 çıkış 4 asansör mevcuttur. Ve aç kapı şeklinde olmuştur. Uzunluğu 310 metredir. İçinde makas grubunda bulunmaktadır. Sancaktepe istasyonunda 3 çıkış ve 3 asansör mevcuttur. Gördüğünüz gibi istasyonda Samandıra'dan 04 otoyolunu geçeceğiz. Biraz sonra. Samandıra istasyonunda 3 çıkış, 3 asansör mevcuttur. Ve bunun yanında iptal olan avaray hattı ve günümüzde metro hattına çevrilmiştir. Maltepe'ye doğru. Eskiden Samandıra Kartal avaray hattı vardı. Az önce size yerin alttaki tam neti gösterdim ve şimdi yüzeysel hattını gösteriyorum sevgili dostlarım. Metro hattını. Makas grubu. Makas hattı yani söyleyeyim. 04 otoyolunu yani tem otoyolunu geçtik şu anda. Geçiyoruz arkadaşlar. Veysel Karahanlı istasyonunda 3 tane
ne? Metro istasyonu görüyorsunuz. Biri Sabiha Gökçen Havalimanı'na aldığınız adı. Biri Sabiha Gökçen Beylikdüzü'ne hızlı metro attıdır. Yızray. Yani bu da iptal edilmeseydi, böyle metro hattı olsaydı böyle olacaktı. İptal edildiği için de sevgili dostlar bu yerine buraya gelmiş oldu. Bu kadar da basittir. Gördüğünüz gibi metro istasyonumuz şu anda 3. etabı bitişine doğru gidiyoruz. 4. etabın bitişine doğru gidiyoruz. Aslanbaşı istasyonu 3 çıkış ve 2 asansör, tek asansör bulunmaktadır maalesef ki projede. Diyen bir şaftı. Sultanbeyli İstasyonu doğuş, yapı merkez ve Özal'da inşaatın bittiği yerdir. Buradaki şirket ise Anamiyak geçiyoruz. Ve 3 asansör, 2 çıkış bulunmaktadır bu metro istasyonunda sevgili dostlarım. Gölet istasyonunda 2 çıkış, 2 asansör mevcuttur ve delme tünellidir. Gölet Aydos teleferik hattına aktarmak mümkündür. Evet sevgili dostlar, son istasyona doğru geliyoruz ve Türkiye'de ilk defa Minecraft'ta 3 boyutlu metro gezisi yapmış olduğu gördünüz. Akşemsiyede istasyonunda 2 çıkış, 2 asansör mevcuttur. Fuar alanı istasyonunda 3 çıkış, 3 tane asansör bulunmaktadır. Kurtköy istasyonunda 4 çıkış, 2 asansör, 1 tane bağlantılı yüksek hızlı tren, 1 tane bağlantılı M10'a, 1 bağlantıda hızlı mümkün olacak şekilde tasarlamışımdır. Bu istasyonda Gebze'den başlayan tren Yavuz Sultan Selim ve Halkalı yöne doğru gidecektir. Bu projemizde gördüğünüz gibi İlk etabını yapmışımdır. Normalde Üsküdar'da bitiyor bu metro hattı. Şu an geçici olarak bayram özel olsun diye yavan evlere kadar yapmışımdır. İlerleyen günlerde M13 ve altınız M13 Üsküdar metro kısmı bitirip tamına tekrar 3 boyutlu bir dosya yapmayı düşünüyorum. Sevgiyle saygıyla kalınız. Kanalıma abone olabilir. Minecraft yüksek hızlı trende seviyorsanız tam doğru kalındasınız. Evinizi seviyorum dostlarım. Sevgiyle, saygıyla kalınız. Evi sağlıcakla bekliyoruz. Bitmiş oluyor.